Venezuela, biraz önce kalkarsa, konuştuk. Venezuela, evet. İran. Bu konuda artık yani adamlar bir rahat bırakılamaz. Adamlar diyorum ama yani ülkeler bir rahat bırakılamaz mı? İşte Amerika başladı ona. Söyledi şimdi ona. Alttan yaptı diplomasisini. Hazırladı Amerika. Hazırladı. Alternatif ülke olma adayı iki tane, Venezuela ve İran var. Ki ikisi de yıllardır hasmane tutum sergiler Amerika'ya karşı. Evet. Amerika'da onlara yaptırım uygular yıllardır. Dolayısıyla artık uluslararası ilişkilerde çıkarın en önemli faktör olduğunu anlamamız lazım. Tek şey daha çıkar. Eğer burada ileride, şimdi Ukrayna 9 Mayıs falan muhabbeti var ya, yani diyelim 9 Mayıs'ta 9 Haziran olur, 9 Ağustos olur, bilmem ne olur. Neyse bir zamanda bu anlaşma o diyelim oldu. Bir soru bir. Şimdi soruları siz soruyorsunuz, burada ben sorayım bir şey. Soru bir. Yani soru cevap veren anlamı söylemiyorum. Bu düşünce olarak. Bir. Ne olacak peki bu barış anlaşması olursa, bu ambargo devam edecek mi? Yani yaptırımlar devam edecek mi, etmeyecek mi? Bak bu önemli bir konu. Evet. Etmezse o zaman insanın aklına şöyle komple teorilere gelebilir. Şu an bu komple teorisi ama eğer böyle bir şey olsa bunu düşünmek lazım. Ya Amerika ile Rusya anlaştı da Ukrayna'nın bir bölümünü Rusya'ya böyle hani dövüşerek küçük taktik silahlarla bıraktılar da, bıraktılar da Çin'e karşı Rusya'nın Amerika desteğini mi aldı acaba? Yani niye bunu sorgular insanlar. Yani böyle bir hani böyle bir teori üzerinde insanlar fikir üretirler. Yani dolayısıyla şimdi biz böyle hep bildiğimiz, gördüğümüz gerçekler üzerinden konuşuyoruz. Ama ben hep şunu söylüyorum mesela. Sykes-Picot anlaşmasını biz nasıl öğrendik? Rusya'da devrim olduktan sonra oldu. Yoksa böyle bir şeyin olduğunda Osmanlı o zaman gitsen böyle bir şey haberi var mıydı? Yoktu. Yok. Dolayısıyla böyle büyük ülkelerin arasında kalmamak için çok dikkatli olmak lazım. Taraf olmamak ve böyle uzaktan tabii bakmak çok daha mantıklı olur. Siyaset. Ne olduğunu bilmiyoruz. Zamanla anlayacağız ne olduğunu. Anladım. Ya bu dediğimiz illa doğru diye ben bunu kesin böyle bir şey var diye söylemiyorum ama eğer yarın öbür gün bu 9 Mayıs bilmem neyse işte ne zaman pat diye anlaşma oldu. O dedi ki ya biz de ambargoyu kısıt şey yapıyoruz iki ülke anlaştığı için. Yumuşatıyoruz. Yani biz de yumuşatıyoruz falan diye. Tatlıya bağlanırsa o zaman bu konuyla ilgili uluslararası ilişki hocaları der ki ya bak acaba mı? Hani danışıklı duruş. Eğer bir de Çin'in de Amerikan mücadelesinde Rusya tarafsız kalır ve Amerika yerine biraz daha böyle hani tavır alırsa o zaman işte geriye dönüp mesela 10 sene sonra ya bak böyle bir şey olmuştu deyip sorgulanabilir. O yüzden bakarken çok geniş çaplı bakmak lazım. Bir de bu büyük devletlerin arasında böyle kalmamak için bence çok dikkat etmek lazım. Çok çünkü hiç planlamadığımız, düşünmediğimiz şeyler çıkabilir. Silah satıyor, Türkiye'ye de silah satıyor aynı anda. Aramızda husumetin tavan yaptığı dönemler. Şimdi Türkiye'ye de silah satabiliyor Amerika Birleşik Devletleri. PYD, YPG, PKK'ya da satabiliyor. Satıyor ve satmıyor, bedava veriyor onlara. Onlara bedava veriyor. Şimdi iki terör örgütü olduğu her bize yerde... Bize parasını verdiğimiz halde vermiyor, ona bedava veriyor. Biz diyoruz, çok büyük zararlar veriyor. Değil mi? Evet. Suriye topraklarından bizim topraklarımıza bir sürü mermi atıldı. Görmeyerek silahlarla Suruç'ta katliamlar oldu değil mi? Kaç defa söyledik NATO'ya böyle böyle bir terör saldırısı var. Ki sadece o değil. Ankara, İstanbul, bütün o hatta Doğu Anadolu bölgesinde birçok yerde bomba patladı. Mermiler patladı. Birçok insanımız şehit oldu. Bundan dolayı NATO'ya teklifte bulunduk. Çalıştırın şu madde 5'i. Çalıştırmadılar. 4'ü bile çalıştırmadılar. Bırakın 5'i. Tabii 4'ü bile çalıştırmadılar. Ama Amerika'da bir tane terör olayı oldu. Madde 5 hemen çalıştı akabinde. Ve Türkiye'de aynı herkes yardıma koştu. Yani uluslararası ilişkilerde böyle dediği doğru olabilir Sayın Hocamızın. Hem Ukrayna özelinde hem Rusya özelinde belki el altından Çin'de. Ben hani beyin fırtınası olsun anlamında. Evet, böyle hani yani, direkt böyledir demiyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. Bu herkesin olmasın. Aklına ama geliyor zaten. Hiç yani hesaplayamadığımız gizli vardır, anlaşmalar vardır olabileceğini bir kenarda tutalım zaten aklımızda. Zaten uluslararası ilişkiler bir şifre çözme tekniğidir Sayın Hocam. Yani şifreleri çözebilirseniz doğru kararlar alırsınız. Hocam şimdi ben normal bir vatandaş olarak soruyorum. Yani sizin gibi böyle yani kimliği uzmanlığı olan bir şey değil. O zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin elindeyse Amerika'daki petrolün galon fiyatında inanılmaz bir şey olduğunu geçen gün okumuştum hatta işte inanılmaz bir şekilde zamlanmış. Evet. Amerika tarihinin en büyük enflasyonunu yaşıyor. %7,5-8 seviyesinde enflasyon var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Niye engellemiyorsun o zaman? Ya çıkarın ne Amerika'nın? Zamanını bekliyor. 1-2 ay içinde her şey yerine geliyor. Neden? İşte nedir yani? Rusya'yı çökertecek, Rusya'yı ve Çin'i indirecek, dize getirecek ondan sonra. Hedef Çin biraz diyor. Fedakarlık yapacak Amerikan halkı. Az bir şey. Zaten abi, Amerika bir şey diyor. Amerika olsun hocam bütün dünyayı etkiliyor. Bütün dünyayı etkiliyor. Amerika'nın yani umurunda değil. Amerika'yı ilgilendirir, dünyayı ilgilendirmez. Yine basit bir örnek vereyim. Bosna-Hersek Savaşı'nda biliyorsunuz Amerika ve NATO müdahale etmeye çalıştılar, ettiler en sonunda. Orada Birleşmiş Milletler ve NATO masaya oturup gizli bir anlaşma yaptılar. Rusya'nın vetosundan kurtulmak için. Hatırlayın hocam konuşmuştuk. Evet.
Neden? Çünkü o sıralar Çeçenistan'la aralarında Rusya'nın problemler vardı. Avrupa Birliği ve NATO ve Amerika bunu görmezden geldiler. Sırp Bosna Hersek'e müdahale edebilsinler. Ve ettiler. Ve ettiler. Sırpları bombaladılar. Gizli anlaşma ne demek biliyor musunuz? NATO ve Birleşmiş Milletler kendi kuruluş felsefesine ihanet etti demektir. Kamuoyundan gizli, diğer ülkelerden gizli anlaşma yaptılar. O yüzden uluslararası ilişkiler Dayton Barış Anlaşması öyle oldu. Bunun sonucunda oldu yani. Sırplar öyle dize geldi. Yoksa gelmez de daha dize. Tabii Çarlık Rusyası devri Bolşevikler gelmese biz Osmanlı'yla ilgili tasarrufları öğrenemeyeceğiz hocamız dediği gibi. Yani. İstanbul mümkün Anlaşması'nı yani. Bilemeyecektik. Evet. Kim hangi parçayı alacak, kim nereye işgal edecek, kim hangi bizi nereye sıkıştıracaklar bunların hepsini. Şimdi Putin devrilirse Çarlık Rusyası'nda olduğu gibi belki anlaşmaları öğreniriz hocam. Bu sefer yine birileri gelir, işte yapılan gizli anlaşmalar ortaya çıkar. Ben hani 360 derece bakmak lazım. Muhakkak, hani geçmişte deniyor, o doğru değil. Almanlar yenilmiş için yenilmiş sayıldık şey var ya, o pozisyona düşmemek için yani çok böyle evet. bir konuda taraf olmak konusunda çok temkinli hareket etmemiz lazım. Şu anki politika doğru. Yani ortadan gidip bu konudan nasıl yararlanabiliriz? Bakın biz Saddam yönetimine Irak'taki ambargo uygularken bize ambargo koyun diyen ülkeler Ürdün üzerinden ambargoyu deldi. Buradan milyarlarca dolar para kazandılar. Evet. Biz orada o ambargoyu harfiyen uyguladık ve birçok vatandaşımız bu konuda maddi ve ülkemiz maddi kaybı uyguladı. Dolayısıyla böyle akılcı, tarafsız ama ülke hep Ankara diyoruz ya, ülkenin menfaatleri açısından ne gibi kazanım sağlanır ona bakmamız lazım. Tabii ki insanlar yani bu da şey olsun da demiyoruz. Yani insanlar ölmesin, barış olsun ama barışın gizli anahtarı savaşa hazır olmaktır. Peki. Savaşa ne kadar hazır olursak o kadar barış içinde yaşarız. Asıl temel konu da bu. Peki hocam, son cümlemiz oldu program içerisinde. Özgür hocam çok teşekkürler yani katılımınızdan dolayı. Uğur hocam size de çok teşekkür ederim. Teşekkür çok sağ olun. Ederiz. Kemal hocam size de çok teşekkürler. Urkun hocam size de çok teşekkür ederim. Ve artık arka planı burada noktalıyoruz efendim. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.